Canlı yayın başlamıştır. Şu anda YouTube canlı yayın düğmesine basmış bulunuyorum. 15 Temmuz kumpasının devamı olan 5 Ekim 2017 kumpası pek çokların farkında varmadığı bir metafizik saldırıydı. Global bazda yapıldı. Sonuç olarak pek çok kız çocuğu dünyanın değişik ülkelerinde gece uykudan uyandı ve ağlamaya başladı. Susturamadı. Bu saldırıyı en hassas biçimde hisseden kız çocukları oldu. Korunma için neler yapmak lazım? Hasetçiler, kinciler, nefretçiler, şeytan krallığının müdavimleri, müritleri durmuyorlar. Utanmazca, pervasızca, hayasızca saldırı yapmaya devam ediyorlar. Böyle bir sikke kullanıyorlar ki bir yüzünde Allah yazıyor, öbür yüzünde şeytan yazıyor. Yazı tura attığınız zaman şeytan geliyor hep. Allah gelmiyor. Ama kimi zaman da size Allah sikkesini söylüyorlar. Arkasında şeytan var. Böyle bir ahlaksızlar. Bu cehennemde geçerli olan bir para birimi. Cehennemde bu para birimini kullanacaklar. O yüzden size dünyada gösteriyorlar. Şeytani yüzlerini Allah ile gösterip Allah ile aldatıyorlar. Metafizik alanında yaptıkları saldırı şeytanların ve cinlerin, ifritlerin yoğun küffar cephesinde birleşmesiyle, sindikal cephesinde birleşmesiyle meydana geldi. Kara büyüyü kullanıyorlar, evet. Bunların para babaları, ağababaları maalesef İslam düşmanı, ahlaksız insanlar ve hiçbir şekilde durmak istemiyorlar. Bunlara karşı savunmasız durumda kalan pek çok insan mağduriyet ve mazlumiyetler içinde kıvranıyor. Alemi şehadette, alemi şuhutta yansıması değişik durumlar oluyor. Yemen'de 1 milyon insan kolerayla boğuşurken Türkiye'de her gün farklı bir zulümle Yezidler arzendam ediyor. Kimi zaman işte Berkan'ın tiyatrosunu oynayan sanatçıları teker teker mağdur ederek insana, hayata karşı bir saldırı yapılıyor. Kimi zaman Şamil Tayyar çıkıyor ekrana, Amerika televize iyi oldu, ajanlar gelmeyecek artık diyor. Derken aslında Süfyan'ın AK Partililerin mallarını mülklerini çökeceği için 2 milyon insan fişlenmiş. Amerika'ya para kaçırmalarını engellemeye çalıştığını görmek istemiyor. İtiraf etmiyor. Lakin çoktan kaçırdılar. Miami'de bile 30 bin tane AK Partililerin evi var şu anda. Sadece onlar değil. Erit insanların da var. Sibel Can dahil. Çoktan paraları kaçırdılar. Bunlar geri gelmeyecek. Zaten el koyamayacakları için çok daha fazla kaçırmasınlar diye Amerika'da ipleri kopardılar. Almanya'da ipler kopuyor. Türkiye kendi içine kapanan bir hapishane konumuna düşürülüyor. MGK'nın Yezidleri böyle buyurduğu için, böyle emrettiği için Erdoğan birebir yapıyor. Başlarına bir put olarak koymuşlar büyük putu. Büyük puta tapmaya devam ettiğiniz sürece bu tür durumlar başlarınıza gelmeye devam edecek. Tabi dinleme niyeti de yok. Tövbe ve istiğfar etme niyetleri olmadan dün münafıkın suresini izah ederek anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar. İnsanların seviyesine nasıl indirgeyebilir de anlatabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada periskop yayını başlatacağım ama telefonum maalesef şarjı az. Lakin gittiği yere kadar devam edelim. Hasetçiler, kin, nefret, kıskançlıkla, hasetle, hazımsız bir şekilde
saldırılarına yapmaya devam edecekler. El çeken değiller. Tövbe ve istiğfar diye bir konu gündemden de yok. Çünkü kullandıkları para birimi arkasında şeytan var. Bir ucunda da Allah yazıyor. Dolayısıyla hak yolunda olduklarını iddia ediyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim uyarmıyor mu? Dünyayı fesada saranlar dünyaya adaleti ve hakkı getirdiklerine inanırlar. Biz ıslah edicileriz derler. Halbuki dünyayı ifsata, nifaka saran alçaklardır, çukurlardır. Çukur olduklarını kabul etmekten sürece de inkar süreci aşılmadığı için tedavi etmesi çok zordur bu hastaları. Bunu bilmeme rağmen bu hastaları nasıl tedavi ederiz diye çok ciddi düşünüyorum. Acaba hastalar tedavi edilebilir mi? Yani zombi virüsünün çaresi var mı? Henüz bulunamadı. Aslında Kur'an-ı Kerim'de çözüm var, şifa var. Lakin Kur'an-ı Kerim'i kendi siyasi çıkarlarına alet eden insanlar bu şifayı bulamazlar. Yani Kur'an-ı Kerim okumaları, dinlemeleri bir fayda sağlamaz. Niyetleri kötü olduğu için, niyetleri bozuk olduğu için en başta zaten kaybetmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, evet, şifa var Kur'an-ı Kerim'de. Bu şifa nerede? İyi niyet olmayınca şifayı bulmak çok zorlaşıyor. Her şerde hayır vardır. Şer gibi gözüken her şey sonuçta hayra inkılap eder. Allah'ın celal ve cemal isimlerinin veçheleri kainatta gözükür. Bazen iç içe geçmiştir. Celal içinde cemal vardır, cemal içinde celal vardır. Allah'ın azim sultanlığında ona hamdolsun ki her ikisi de vardır. Peki kıskanılan insan neler yapabilir? Haset, maruz kalanlar neler yapabilir? İki krala bir dünya yetmez ama iki dervişe bir kilim yeter. İktisat, tevazu. Kibir ile izzet iki zıt kutuptur. Kibirlere karşı izzetle İslam'ı, Kur'an'ı, Müslümanlığı savunmak gerekir. İzzeti kibirle karıştıranlar sizi kibirle suçlarlar. Bir defa paçalarını, nefsini kaptırmışlardır. Kibre, hasetçiler. İşleri temiz duygulardan uzaktır. Kötülük içini sarmıştır. Böyle bir kişide tedavide izlenecek rota şöyledir. Bir, İçindeki bencillik hissi yok edilmelidir. Egoist olmamalıdır. Egosu küçültülmeli ve diğerganlık hissi artırılmalıdır. Yani başkası için yaşama, başkası için fedakarlıkta bulunma, özveride bulunma. Hizmet hareketi erenlerine bunu öğütledi ve bu şekilde bir ahlak ve terbiye ile insan yetiştirmeye çalıştı. Elinden geldiği kadar, dilinden geldiği kadar. Fakat insanların bireysel yapıları ve kişilikleri çok çeşitliydi. Ne kadar algıladılar, ne kadar sensörleri Kur'an'la iz düşümü yaşadı ve Kur'an sensörleri açıldı. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin mealleri ve tefsiri kalbine, ruhuna kazındı ve sensörler açıldı. Kenz-i mahfi böyle bir ilimdir. Gizli hazineler açıldı ve şifa oldu. Çoğuna olmamış gibi gözüküyor. Ve hala lafzi bir Kur'an-ı Kerim'de kalmışlar. Lafzını da mealini bilmiyor ve tefsirini hiç bilmiyor zaten. Bilse bile kötü niyetle kendi çıkarlarına göre yonttuğu için Kenz-i mahfi açılmıyor. Yani hazine açılmıyor. Evvela başkaları için de sevinmeli. Yani başkalarının başarıları onu üzmemeli, hasete, kine, kıskançlığa sevk etmemeli. Başkaları için sevinmeyi öğrenmeyen insanlardan insan olmuyor.
ve kendisini yermesi, eleştirmesi öğretilmeli. Yani kendisine toz kondurmayan, burnundan kıl aldırmayan insanlara herhangi bir şey terbiye etmeniz, öğretmeniz mümkün değildir. Hasetleri daimidir. Kıskançlık ve kinleri geçmez. Kin ve nefret ise cennette değildir. İnsanın kendi hatalarını görebilmesi, iyi yönlerini, kötü yönlerini masaya yatırıp değerlendirmesi de mümkün. Critical thinking işte böyle oluyor. Yani self reflection yapması lazım. Bu tefekkür yapmadığı sürece hatalarını görmediği için de her zaman aynı hatayı tekraren yapmaya devam eder. Herhangi birinin tedavisi, tavsiyesini de dikkate almaz kim olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun. Ve çok bilmiş bir edayla aynı hataları ve şeytanlıkları yapmaya devam ederken kendisine haklılık kazandırır, justification yapar. Haklı olduğunu da iddia eder. Hatta insanları işte ıslah etmeye çalıştığını da iddia eden bir hak eren olduğunu da iddia edebilir. Kendisinde var olan güzellikleri, kendisine verilen rızıkları, ihsanları kanaat etmeden, müsrifçe israf eden, hamd ve senasını yapmayan insanlar uyandırılmalıdır. Çünkü Yalnız Efendilerin Fatiha üzerine münazaralar kitabında bir tane İsmi Azam dua var ki kitabın bence özüdür. Allah'ın azim sultanlığında, Allah'ın cemal ve celal veçesinde sana hamdolsun. Ben cemal de kattım. Orada celal veçesi var sadece. Çünkü Allah'ın hem cemal veçesine hem celal veçesine hamdü sena etmek gerekir ve ismi azam duadır. Bu duayı namazlardan sonra veya namazın içinde dahi yapılabilir. İçinizden, kalbinizden yapılabilir. Dilinizde söylemeseniz bile kalbiniz söylemelidir. Hamd ve sena, tesbih ve tenzih her daim beraber yapıldığı zaman iki kanatlı şu an bir kuş gibi olur. İkincisi, nimetlere şükür etmesi öğretilmelidir hasetçiye. Allah-u Teala Rahman suresinde Febe'yi ala rabbiküme tükezziben dediği zaman ki Üstad bunu tek tek izah ediyor Risale'de. Eğer hala şükretmeyecek misiniz? Diye soruyor. Demek ki insanoğlu şükretmeyi pek istemiyor. Hamd ve senadan, şükürden uzak verilen nimetleri, ihsanları şükür etmediği için ve bunu öğrenmediği için duymuştur tabii. Lakin pratikte, tatbikatta olmadığı için ve hareketleriyle bunu göstermediği için sürekli zalim oluyor. Sürekli ötekini ezmeye, ötekini düşman gördüğü, kategorize ettiği insanları hayvan gibi muamele yapmaya devam ediyor. Ki hayvanlar dahi zulüm edilmeyecek varlıklardır. Allah'ın yarattığı varlıklardır. Biliyorsunuz bir deve peygamberimize geliyor, şikayet ediyor sahibini. Konuşuyor peygamberimize. Diyor ki, bana fazla yük yükledi. Benim tahtidim var. Mahdut, sınırlı bir taşıma kabiliyetim var. Bana zulmediyor sahibim. Deve gelip peygamberimize şikayet etti. Peygamberimize devenin hakkını verdi. Şükrünü eda etmeyen insanlar böyledir. Sürekli daha fazla yükler emri altındaki, hakimiyet altındaki varlıklara ve zulmederler. Çocuklarına zulmederler, eşine zulmederler, devletine zulmederler, çalıştığı kuruma zulmederler, insanlara zulmederler. Hepsi zalimdir. Şükretmeyi bilmediği için ve mahdutu sınırları aştığı için de zalim olup şikayetçi olan insanlarla kul hakkına girerler. Ve hayattan da zevk alamazlar aslında. Bütün dünyayı ele geçirse bile, devleti ele geçirse bile hayattan zevk alamaz. Dünya ona zindandır. Krallar gibi olsa, saraylarda bile yaşasa, bu dünya ona yetmez. Çünkü ebedi olan ruhu bu dünyaya sığmaz. Cennette en küçük cennetin bir bu dünya kadar olduğu hadislerde vardır. İnsanları tasavvurlarına sığdırmak için Peygamberimiz bu misali veriyor. Aslında bu dünyadan daha büyüktür. Demek ki cennetteki, 8 tane cennetteki
seviyeler var. Nimetler var. Hak edene daha fazlası var. Hak etmeyene en küçüğü var. En küçüğü bu dünya kadar olan cennet nimetine kavuşmak varken bu dünyada zalim olup cehenneme ebedi gitmek, ebedi belki Araf'ta kalmak ne kadar kötüdür değil mi? Ancak insan ebede müştaktır, üstadın deyimiyle. Cehennemde bile olsa ebedi olmak ister. Araf'ta bile kalsa ebedi kalmak ister. Yok olmak istemez. Yok olmak istemediği için zaten hırs ile dört elle ebediyete yapışmak ister. Bu dünyayı ebedi zanneder. Halbuki dünyada maksimum kalacağınız süre bellidir. Yani dünya nimetlerini zaten belli bir yaştan sonra salamıyorsunuz. 60'lı 70'i geçtiniz. Kaporta dökülmeye başladı. Hastalıklar yakanızı bırakmıyor. Yani David Rockefeller olsanız 6 tane kalp transplantı geçirseniz, bütün organlarınız değiştiyse 101 yaşına kadar yaşarsınız. Dünyanın en zengin olsanız. Ki o ameliyatlardan sonra komplikasyonlar var. Hayattan da zevk almıyorsunuz. Bir şey de yiyemiyorsunuz zaten. Yani bütün dünya sizin olsa ne olacak? Değil mi? Yani şükrünü eda demedikten sonra, Allah sizden razı olmadıktan sonra istediğiniz kadar ele geçirin. Hasetçiler tabi doymazlar. Peygamberimizin ifadesiyle bir vadi dolu altın verseniz bir vadi dolu daha altın ister. 3. Hasetçinin kibir duygusu, görünme zaafı, alkışlanma arzusu ile savaşılmalıdır. Hasetçiler kibirle gösteriş bir dolu sergiler. Herkes beni alkışlasın ister. Hiçbir zaman eleştiriye tahammül göstermezler. Küçücük bir eleştiri yapılsa hemen tüyleri diken diken olur. Ve bu arzu ve dilekleri nedeniyle de kulaklarını tıkarlar, gözlerini kapatırlar, kalpleri mühürlenir. Ruhları kapkaradır. Bu zaaflar nedeniyle hastanın içinde haset duygusu ve kıskançlık duygusu, kin duygusu mühürlü, kapkara bir ruh halinde arıza endam eder. Başkalarına zulmetmelerinin sebebi de budur. Dün bir arkadaşım diyordu ki Suriye'de işçiler, endüstriciler masum kadınlara tecavüz ederken affedersiniz adetli kadınlara da tecavüz etmiş. Öyle ki ölene kadar etmiş tecavüz. Bir kişi, iki kişi değil. 30 kişi, 50 kişinin tecavüz ettiği bir kadın düşünün. Adetlerde. Nasıl bir zevktir bu? Nasıl bir barbarlıktır? Nasıl insanlıkla telif edilemez tabii. Hayvanlıkla da telif edilemez. Çünkü hayvan yaklaşmıyor. Yani hem karşı cinsi eğer hayız halindeyse. Fakat baştaki Süfyan ve Yezidlerin zındıkların desteklediği IŞİD'çiler ve Endüstriyacı gibi terörist tekfirciler böyle bir varlıklar ki 80 bin kadına Suriye'de, Irak'ta tecavüz edebiliyor. Ve bunu İslam adına yapıyor güya. Cihad adına yapıyor. Oradaki insanlara korku salarak, namuslarıyla, onurlarıyla oynayarak, ganimet diye, esir diye böyle bir zulmü reva görüyor. Ve daha sonra esiri alıp Türkiye'de, Antep'te, Dubai'de satıyor. Urfa'da, Kilis'te satıyor. 300 dolar, 500 dolar. Gencecik kadınlar, kocaları öldürmüş. Ailesinden kopartılmış. Yezidi, içinde Yezidi de var. Alevi Türkmen de var. Sünni Türkmen de var. Kürt de var. Hristiyan da var. Süryani de var. Fark etmiyor ki. Dini ve etnik yapısı, kültür yapısı. Bu tekfirciler tevhid adına öldürdüklerini iddia ediyorlar. Cihat yaptıklarını iddia ediyorlar. Ve arkalarında kimin olduğunu herhalde anladınız. Bu terör bitmeden zaten o baştaki Süfyan ve Yezid'in gitmesini beklemeyin. Hepiniz hep bir ağızdan inkar sürecini bırakıp baştaki zalimi görene kadar, baştaki zalimin arkasındaki zındıkayı görene kadar da birbirinize düşüp salak salak feci torbasıyla birbirinizi suçlayarak bu kumpasta, bu nifakta
kin ve nefret havuzuna düşmeye mahkum kalacaksınız. Ne zaman miyede dolacak diye merak ediyorsunuz. Ne zaman geberecek diye merak ediyorsunuz. Ne zaman IŞİD belası, fitnesi desteklediği İslam'ın alnına çalınmış kara bir leke olan bir frakidelli akımı bitmeden bir neticeye bilemez. Yani Amerikalılar bunun dibinde asker üsleri var. 7 tane Suudi Arabistan'da, Katar'da, Kuveyt'te görmüyorlar değil mi? Bitirmiyorlar. Ruslar girdi Suriye'ye, ele geçirdi ama işi de bitirmiyor değil mi? Fransa tepeden bombaladı. Almanlar Kürdistan'da eğitim veriyor. Ama IŞİD yanı başlarında bitirmiyorlar değil mi? Demek ki IŞİD'e, El-Nusra'ya ve bunun gibi 1300 tane örgüt var. Erili ufaklı. Ana şemsiyesi, şurası var. O şuranın başında IŞİD var. Bu kupası demek ki İslam'ı kuranlar ve bunu destekleyenler aynı havuzun şeytan kullarıdır. Ve dolayısıyla şeytanı krallığını tanımadığın sürece bu zaaflar içinde kıvranacaksınız. Haset duygusu içinde kıvranacaksınız. Hakiki insan olmak hayal. Yani kin, nefret ve hasete hizmet eden, biat eden, Süfyan'a biat eden insanların hakiki insan olması da hayaldir. Yaşamdan zevk alması da mümkün değildir. Yani orada insan kadınlara, kızlara tecavüz edilirken, bu zulmetsiz ortak olurken, rıza gösterirken, hayattan zevk almanız mümkün değildir. Yani Yezid ne kadar zevk aldıysa Hazreti Hüseyin'e ve 72 insanı şehit ederken, Ehl-i Beyt'e zulmederken, Ehl-i Beyt'e camilerde, hutbelerde sürerken, siz de o kadar zevk alacaksınız. Hasetçi zevk alamaz ki. Bir dünya ona haram olur, zehir olur. Hasetçi bu duygusunu yenmediği sürece de kesinlikle iyileşemez. Bu hastalığın pençesinde kıvranır. En son kanser de olur. Yani her türlü hastalığa da düçar olur. Tedavisi de yoktur efendim. Yani tedavisi var aslında işte anlatıyorum. Bu hasetten kurtulması gerekiyor. Yani Yezid-i Süfyan'ı inkar edip, daha doğrusu kabul edip, inkar edip yok saymak da olmuyor. Var yani, orada duruyor. Ne yapması lazım? Reconcile yapması lazım. Yani hesaplaşması lazım. Hesaplaşmadığı sürece fiziki olarak görünen ve görünmeyen kendi ruhuna yerleştirdiği kin ve nefretle sağa sola küfrederek, söverek, efendim, yok etmeye, hayatları söndürmeye çalışarak, tecavüz ederek, ganimet diye çökerek, kul haklarına, cemaat haklarına girerek, yetim hakkı, Allah hakkı yiyerek bir yere varamayacağını herhalde anlaması gerekiyor. Bunlar düzelmediği sürece de bir şey dinleyip bir şey anlaması da mümkün olmuyor. Kimleri boşa konuştuğumu söylüyorlar da ben yine de konuşayım. Diğer hastalıklar gibi bu haset rahatsızlığın erken teşhisi çok önemli. Eğer rahatsızlık dışa vurmadan sezilir, kıskanılan kimse veya bir başkası tarafından kıskanç adam değişik rehabilitelerle kalbi ve ruhi hayata yönlendirilebilirse bu öldürücü duygu belki bir ölçüde olsa baskı altına alınmış oluyor. Hoca Efendi Kalp İbresi kitabını yazalı ne kadar oldu? 5 sene oldu mu efendim? Yani Hoca Efendi'nin son 4-5 sene içinde çıkan kitaplarına bakın. Hepsi kalp ve ruhun tedavisi ve hayatı ile ilgili. Bunu nasıl yönlendireceği ilgili anahtar terimler, kodlar ve sistemle ilgilidir. Konuşmaları tamamen kalp ve ruhu hayata yönlendirmekle ilgilidir. Çünkü hasetin, kıskançlığın, kinin başka tedavisi yoktur. Öldürücüdür. Bu öldürücü duyguları kontrol altına almak, baskı altına almak, tedavi etmek için bu kalp ibresine, ruh hayatına ihtiyacınız var. Cismaniyetten, hayvaniyetten çıkmaya ihtiyacınız var. Bu cemaat içinde veya dışında diye bir ayrım söz konusu değil. İnsanın var. Her insanın, her milletin, her ırkın, her dinin. İnsan iç dünyasını sürekli ölçmeli tabii. Haset ve kıskanma olarak nerede? Çünkü herkeste var bu. İnsanın içine konmuş. Bu duygulardan nasıl uzak durmalı? Hasetle iyilik bir kalpte beraber bulunuyor. Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi hasetle iyilikleri öyle yer bitirir. Hasede girmedikleri sürece insanlar hep güzellikle oturur kalkarlar.
Ki hizmette gördünüz yani insanların nasıl hep iyilikle, güzellikle oturup kalktığını, istişare ettiğini, güzel projeler hazırladığını, dünyadaki değişik milletlere yardım götürdüğünü gördünüz. Tattınız, bu lezzetler sizde iz bıraktı. Daha sonraki hayatınızda bu lezzetler kaybolunca ne yaptınız? Bir özlem duydunuz. Nostalji duydunuz. Dediniz ki keşke o günler tekrar geri dönse. Hey gidi günler hey dediniz ve zulümlere maruz kaldıkça da kıymetini, kadrini daha iyi anladınız. Dolayısıyla hizmet herkes yönecektir er geç. Merak etmeyin. Zulümler daimi değildir, geçicidir. Zalimler geçicidir. İnsanlar hakkında iyi düşünmeli. Kötü zandan uzak durulmalıdır. Haset çok tehlikelidir. Şeytanları resmetmek, kötülükleri resmetmek için aslında gayret gösteriyoruz. Fethullah Gülen Hoca Efendi Kur'an'ı metotlarını izleyerek isimler veriyor. Yani Süfyan'ın adını bile çekmiyor. Uzun adam diyordu uzun yıllardır. Uzun adam ne yaptı? Uzun adam hangi kimle hasetle ne işler yaptı? Biliyordu. İsmini dahi çekmiyordu. Çekmez. Yani huzuruna gelse, karşısına gelse, yanına otursa dahi çekmez. Kur'an'ı metotlarda Peygamber Efendimiz bu şekilde tedavi etmiş. 300 tane münafık varmış Medine'de, Mekke'de. Kendi sahabeleri içinde gözüken. Lakin onlara git dememiş. Hatta cenazelerine dahi gidiyordu. Daha sonra ayet-i kerime geldi. Münafıkların cenazesini kılma diye Peygamberimize. Allah'tan emir gelince Peygamberimiz münafıkların cenazelerine gitmemeye başladı. Sahabeler de Kur'an'ı takip ettiği için Peygamberimiz kimin cenazesine gitmezse onun cenazesine gitmiyordu. Ve münafık olduğu cenazede ortaya çıkıyordu. Ama hayatta yaşarken son dakikaya kadar, son nefesine kadar münafık dahi olsa belki döner, iman eder, hakiki imana kavuşabilir, münafıklıktan vazgeçer diye Peygamber Efendimiz ismini çekmiyordu. İsmen sen münafık gel bakayım, otur şuraya. Sen münafıksın, seni şöyle terbiye edeceğim, senin şu hastalıkların var demiyordu. Ölmeden evvel de Huzeyfe'yi çağırdı ve dedi ki, münafıkların isimleri bunlar. Bunlar sana emanet. Kimlerin münafık olduğunu bil. Ona göre davran. Lakin bu isimleri deşifre etme demişti. Ve Peygamberimiz hayatı koruduğu için, imanı koruduğu için, şeriatı koruduğu için de bu şekilde yumuşak davrandı. Hoca Efendi de aynı yolu izlediği için isim çekmiyor. Ben niye çekiyorum diyecek olursanız, ben Hoca Efendi seviyesinde bir İnsan değilim, Kur'an alimi değilim, hadis alimi değilim, fıkıh alimi değilim. Dolayısıyla bu ilimlere de mazhar olmadığım için, ben sıradan bir derviş olduğum için ve sufi yöntemleri de biraz Celal kılıcını da kullandığım için ben Hazreti Ali gibi zülfikarı kaldırıp bazen zalimlerin, münafıkların kesilmesi tarafındayım. Nehrivan'da 60 bin tanesini kesmişti Hazreti Ali. Yandaşları, taraftarlarıyla beraber. Çünkü belli bir noktaya geldiği zaman artık laf söz ifade etmediği zaman haset ve kıskançlık, çekememezlik bir noktaya, nifak noktasına geldiği zaman Hazreti Ali olmanız gerekiyor. Hazreti Ali bir makamdır. Aynı Hüseyinlik makamı gibi. Ledün ilimlerin zaten sahibidir. Sadece cemal yetmiyor. Bazen de cilal makamında olmak gerekiyor. Tabii insanlara kin ve nefret duymuyor Hazreti Ali hiçbir zaman. Hiçbir zaman da çekinmez ve kıskançlık içinde değil. Kusurların da takipçisi değil. Dedikodu yapmıyor. Bu işlerle ömrünü tüketmiyor. Fakat ne oluyor? Hazreti Ali'yi çok sevdiğini iddia eden hariciler gelip ona tapmaya, önüne secde durmaya çalışıyor. Bir tane harici geliyor. Hazreti Ali'nin huzuruna giriyor. Sanıyor ki karşısında kral var. Yere yatıyor, secde ediyor. Hazreti Ali ayağa kalkıyor. Arkasına geçiyor. Götüne bir tane tekme vuruyor. Git lan diyor ortadan. Ben diyor dervişim. Ben Allah'ın bir kuluyum. Sen neye secde ediyorsun? Git diyor Allah'a kulluk et. Bakıyor ki bu hariciler çok sapık frakidalle böyle putperestlik hevesinde ve kendisini kutsayıp
Hazreti Ali'yi ilahlaştıracaklar. Tapacaklar. Çünkü bireysel yapılar itibariyle Hazreti Ali hem bir kahraman, Şah-ı Merdan, Haydar-ı Kerrar, eline zülfikar ve adaletli biri, hem de mükemmel insan-ı kamil. Hem manevi ciheti yüksek, hem maddi cihet itibariyle güçlü, kuvvetli. Ne yapıyorlar? Tanrılaştırmak istiyor hariciler. Ve güya işte taraftar topluyorlar. Hazreti Ali'nin hakkı alındı. Hilafete onun gelmesi lazımdı peygamberimizden sonra. Gasp etti diğer üç tanesi diye. Savaş açıyorlar, fitne çıkartıyorlar. Halbuki Hazreti Ali hep Hazreti Ebubekir'in yanında, iktidar tahsilinde. 14 tane İhsan-ı Basri'nin başındaki komutan. Hazreti Ömer zamanında bütün İslam fetihlere katılmış. Ordunun içinde bir sıradan nefer gibi katılmış. Kimi komutan tayin ederse onun peşinde ben komutan olayım diye çalışmamış. Makam mansıp derdinde değil. Kendi kızı Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Ömer'e eş olarak vermiş. Akrabalık ilişkisi kurmuş. İki çocuğu var Hazreti Ömer'in. Ümmü Gülsüm'den ergenliğe girmeden vefat ediyorlar ama Hazreti Ömer'le bu kadar yakın kanka. Siz kızınızı herkese verir misiniz? Hazreti Osman zamanında devlette kadrolaşma falan başlayınca, böyle iltimaslar başlayınca, Ümeyyoların Müslüman olmasıyla veya münafıkların kendilerini iyi Müslüman göstermesiyle, Hazreti Ali sahabeleri alıyor. İran'ın içinde gerçek fethiye gidiyor. Kadisiye'de bir fethi var ama maddi bir fethi. Ruhların, kalplerin fethi için insanların arasında yaşamak lazım. Sıradan bir derviş gibi hal-i sahne anlatmak lazım. Gidiyor. Dervişhane bir şekilde Horasan'da, İran'da dolaşıyor. Azerbaycan'ı fethediyor. Derbent'i fethediyor. Azerbaycan'ın her toprağında Aziz Ali'nin ayak izi var. Ve o hizmetleri de zaten o topraklarda Hazreti Ali'nin nefesi var, ruhu var. Diriltiyor oradaki insanların ruhlarını ve kalplerini. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'e daha sonra sahip çıkıyorlar bu topraklar. Aşırı Arap ırkçıları şehit ettiğinde, kovduğunda, küfrettiğinde cam hutbelerinden sahip çıkıyorlar. Şeriflere, seyitlere. Çünkü Hazreti Ali hayatı boyunca hep adaleti, hep ilmi, hep irfanı takip etmiş bir insandır. Haset ve kinle gitmemiştir. Eğer halifet benim hakkım deseydi, Muaviye'nin ordusunu zir-i-zeber ederdi. Sulh yoluna, barış yoluna, anlaşma yoluna gitmezdi. Kur'an'ın hükümleri neyse o olsun. Cumhuriyet kurulsun, şuaray karar versin, saltanat olmasın dedi. Lakin oğlu Hasan da onu takip etti, oğlu Hüseyin de onu takip etti. Lakin Yezidler var karşısında, Ümeyye yolları var, Zübeyir yolları var. Hilafet peşindeler, saltanat peşindeler, dünya tahtı, makam peşindeler. Ve şeytanlıkta ittifak ettiler. Ve Ehl-i Beyt, Allah'ın bu celal içinde, cemalinde, cemal veçesiyle tebliğ makamına mazhar oldu. Ve dünyanın değişik ülkelerinde hizmete sevk oldu. Sevki ilahi, cebri ilahiyle. Cebrilice'de muhatap oldu bugün hizmetin başına gelen gibi. Dünyanın en ucu köşesinde o sahabeler, o ehlibet yoluna giden, sırat-ı müstakimde giden insanlar tebliğe gittiler. Baktılar ki saltanat ve siyaset peşinde olan insanlar Yezid'e biat etmiş. Yezid'e biat edenleri etmeyiz dediler. Hazreti Hüseyin'in kanı elinde olanlar, Hazreti Hüseyin Hasan'ı zehirleyenler, Hazreti Ali'nin sırtındaki zehirli hançerde izi olanlar, Hazreti Ömer'i hançerleyenler de biz aynı safta yer alamayız dediler. Ve ehli hak olarak tebliğ için yola çıktılar. Kin ve hasetin yanında durmadılar. Ortak olmadılar. O ortaklığa girenlerle aynı kaba, aynı sepete girmediler. Çünkü o sepete girerseniz siz aynı yumurta olursunuz ve o yumurta kırılır. Ahirette niyetinize göre Allah sizi yargılar.
Yani cehennemde ne kadar yanacağınızı bilemem tabii. Allah bilir. Araf'ta ne kadar kalacağınızı da Allah bilir. Belki cennete gelir iman sahibi olanlar, iyi niyetli olanlar ama kötü niyetli olanların pek geleceğini zannetmiyorum. Allah'a kalmış tabii. Bilemeyiz. Kıskanılan kişi neler yapılabilir? Tedavide hasret edilen kimselerin yapabileceği şeyler vardır. Kendi iradesini kullanacak. Birisinin kendisini kıskandığını fark edenler şöyle davranabilir. 1. Sahip oldukları nimetleri paylaşma ve herkesi faydalandırma. Allah size bir takım insanlar vermiş, ilim vermiş, servet vermiş, makam vermiş, birçok nimetlere mazhar kılmış. Onu paylaşma. Onu paylaşmayı beceremiyorsanız, başkalarına faydalandırmayı, sizi kıskananlar kıskanmaya artırarak devam ediyor. Siz gıpta damarlarını tahrik edip kıskançlığı tahrik ettiğiniz için de siz de suçlu oluyorsunuz. O suça ortak olmuş oluyorsunuz. Yani kıskanan, haset eden insan, hasetçi insan suçlu, bas suçlu ama siz de bunu tedavi etmediğiniz için, sahip olduğunuz nimetleri başkasına faydalandırmadığınız için, paylaşmadığınız için ne yapıyorsunuz? Siz de bu suça ortak olmuş oluyorsunuz, istemeyerek de olsa. Halbuki üstadın tespit ettiği gibi kainatın temel kuralı cedelleşme, savaş değildir. Paylaşmaktır. Muavenettir. Muavenet yardımlaşmadır. Musavatlaşmadır. Yani eşit olmaktır. Eşit seviyeye gelmektir. Sosyal eşitliktir. Sosyal adalettir. Sahip olduğunuz nimetleri başkasına faydalandırma, paylaşma noktasında sahabeler liderdi. Abdurrahman bin Af çok zengin bir sahabeydi Mekke'de. Muhacir olarak geldiğinde biliyorsunuz hadiseyi. Ensar evini açıyor. İki tane eşi var. Eşini Mekke'de bırakmış. Ne zaman birleşecekleri belli değil ailenin. Abdurrahman bin Affa diyor ki ben diyor eşlerimden diyor iki tanesi var. En güzelini ve en çok sevdiğimi boşayacağım diyor. Onu sana vereceğim diyor. Kendi eşini. Bana bir tane yeter diyor. Sen diyor şimdi eşinden mahrum kaldın. Yurdundan, yuvandan atıldın, uzaklaştırıldın. Şimdi malın mülkün de kalmadı. Sıfırsın. Ne yapıyor? İki eşinden en güzel ve en çok sevdiği olanı boşuyor. Bakın, sevmediğini değil, sevdiğini ve daha güzel olanı boşuyor. Ve Abdurrahman bir asla evlendiriyor kendileriyle. Böyle bir ihsar ve kardeşlik duygusu var. Böyle bir fedakarlık var. Böyle bir paylaşma var. Şimdi düşünüyorum, böyle bir paylaşmanın eşi benzeri şu anda var mı? Yani hizmet erenleri sahabe kıvamına ulaştı mı? Böyle bir kıvamda insan var mı hizmet içinde? Gerçi bizim hizmette iki eşi olan yok da yani olsaydı paylaşır mıydı? Veya kendi kızını verir miydi? Hicret etmiş hiçbir şey yok. Sıfır. Fakir, garip. Yani aramıyor. Öldürülecek bulunsa. Geleceği belli değil. Böyle bir insana kızını verir miydi? Böyle bir insana kucak açar mıydı? Evini açar mıydı? Ekmeğini, çöreğini paylaşır mıydı? Yardım eder miydi? Biz bu sahabe kıvamına ulaştık mı? Bu kıvama ulaştıysak eğer bu fitne ve fesat kalkar. Allah bize yardım eder. Eğer ulaşmadıysak bu fitne ve fesat devam eder. Zulümler devam eder. Ya sahabe gibi olacağız ya da öleceğiz. Üçüncü alternatif yok. Bu paylaşma ve faydalandırma noktasında bu noktaya gelindiğini henüz düşünemiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar bana başvuruyor da bizi evlendir diye. Diyorum ki arkadaşım sen evli değil misin? Diyor evliyim ama Türkiye'de kaldım. Eşimi, çocuklarımı getiremiyorum. Peki diyorum hizmette böyle bir ikinci evlilik kültürü yok. Yani başka kültürlerde var. Libya'da kadınlar kocalarını kendileri evlendiriyor. İşte şu yeğenimi al, şu teyze kızını al. Zorluyor kocasının iki tane, üç tane, dört tane alması konusunda. Libya'da böyle bir kültür var. Ama
Türkiye'de böyle bir kültür yok. Kürtlerde iki tane eş çok normal. Parasını veriyor, satın alıyor yani ikinci eşini. Çok yaygın yani Kürtlerde. Kürtlerde böyle bir kültür var. Araplarda zaten var. Suudi Arabistan'da dört tane dışında cariyeler de var. Adam Filipinler'den cariye getirmiş. Pardon, hizmetçi, çocuk bakıcısı getirmiş. Onunla cariyesi olarak kullanıyor. Dinsel amaçla da kullanıyor. Çok vakalar var Suudi Arabistan'da. Mahkemeye gidiyor. Kadı diyor ki o senin kölen zaten diyor. Cariyen olabilir diyor. Fetva veriyor. Hiçbir tecavüz vakası mahkemelerde yansımıyor Suudi Arabistan'da. Ne yapıyorlar? Kadın çok ısrarcı olursa hakkını arama konusunda ülkesine geri gönderiyorlar. Sınır dışı ediyorlar. Çocuğu varsa da çocuğuna el koyuyorlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın şeriat mantığı bu. Yani uyguladığı İbn-i Teymiye hastalık çözüm yöntemi bu. Gerçek İslam'la alakası ikisi yok tabi. Diyorlar ki ya bu devirde cariye mi kaldı? O kadar çok cariye kaldı ki inanamazsınız yani. O kadar çok cariye mantığıyla zulüm gören insan var ki yine başınızda Türkiye'de Suriye'den esir diye getirdikleri kadınları sizin gözünüzün önünde Antep'te, Kilis'te, Urfa'da, Van'da satıyorlar. Lafada yazıyor. 300 dolar, 500 dolar. Gencecik kızlar, 15 yaşında, 18 yaşında. Kimisi dul kalmış. Çocuklarından habersiz. Belki yanında çocuğu var kucağında. Kocası ölmüş. Ama gidiyor bizim Türkiye'deki zenginler pazara. Dul kadını almıyorlar çocuklu iki tane. 15 yaşında kızın peşindeler. Ona 1000 dolar veriyorlar. Diyorlar buna 500 vereceğim, buna 1000 vereceğim. Cariye alıyorlar. Erdoğan böyle bir hizmet sundu Türkiye'deki insanlara. Dolayısıyla çok memnunlar başlarındaki Yezid'den. Türkiye'deki durum böyle olunca insanlar da tabii şaşkınlıkları oynuyor ve Türkiye'den kaçıyorlar. Çocuklarını böyle bir Yezid düzeninde eğitemeyeceklerini anladıkları için yurt dışına kaçmak için her türlü yöntemi kullanıyorlar. Bu ülkede çocuk eğitiminin mümkün olmadığını anladılar. Bir tanesi bugün mail atmıştı da yani pırlı pırtı toplayıp kaçmış cemaatten biri değil. Ne yapacağım diyor. Nasıl çocuklarımı yeteceğim? Statüsü de yok garibanın. Yani ne yapacağını da bilmiyor. Yani nereye geldi, nerede olduğunu söylemeyeceğim. Tabii isim de vermeyeceğim de. Travmayı anlatmak için söylüyorum. Nimetleri paylaşma ve faydalandırma konusunda hasetçi, kinci, yobaz siyasi İslamcıların merhamet göstermesini beklemeyin boş yere. Onlar Yezid kültürüyle gidiyor. Ve Yezid kültüründe paylaşmak yoktur. Ki Muhtar Es-Sekafi'nin mücadelesinde en son 1,5 sene sonra mağlup olduğunda Züveyroğulları, yani Züveyroğulları büyük bir sahabe olan, Peygamberimizin havarisi olan Züveyr bir Avvam'ın oğlu Abdullah bin Ümeyr'in hilafetinde bayağı bir oğlu varmış yani. Musab bin Zübeyir geliyor. Aman veriyor. Ve öldürmeyeceğim kimseyi diyor. Teslim olun diyor. Teslim oluyorlar. 7.000 tane askeri varmış Muhtar bin Es-Sakafi'nin. 19 fedaisi son kanına kadar savaşıyor. Şehit ediyorlar. Sonra 7.000 kişiyi de teker teker idam ediyor. Öyle aman verme, özür dileme diye Yezid kültüründe bir şey yok efendim. Ha, Yezid öldü. Ancak Yezid'den sonra gelenler de böyle yaptı. Yani Yezid'le savaştığını iddia eden Zübeyroğulları da gelip daha sonra Hazreti Ali ve Ehlibeyt yoluna giden Muhtar Es-Sakafi ve Acemleri bu şekilde idam etti. Müslüman olmaları bir şeyi değiştirmedi. Dolayısıyla bu Yezid ve Yezidleşme yoluna giden kafire kim olursa olsun zulüm yoluyla hayatları söndürmeye devam edecektir. Yani biri gitmiş, biri gelmiş. Bir Yezid gitmiş, başkası gelmiş. Çok bir şey değişmeyecek. Çünkü kin ve haset devam ediyor. Kıskançlık devam ediyor. İki, kıskanma ve çekememe konumunda bulunan kimseleri görmek ve gözetmek ve gönüllerine girmek de gerekir. Çünkü bu kimseler, efendime söyleyeyim, ne kadar siz uzaklaşsanız, siz efendime söyleyeyim onlara düşmanlık beslerseniz daha fazla düşmanlıkları, gayzları artacak.
Yani müellifil kulup dediğimiz onların kalplerini, gönüllerini ısındırma, onlara işte gözetme, görme ki Hüneyn Savaşı'ndan sonra Peygamber Efendimiz bunu yaptı. O savaşta ki elde edilen ganimeti daha yeni olmuş Ümeyye yolları Mekke'nin eski müşriklerine en büyük payları vererek dağıttı. Develeri, koyunları. Tabi Peygamberimiz yanında hicret etmiş Ensar ve Muhacir buna itiraz ettiler. Özellikle Ensar'dan çok büyük itirazlar yükseldi. Muhacirler o kadar itiraz etmemişti ama Ensar'ın gençleri yani çocukları yani ilk Ensar yaşlılara itiraz etmedi. Ama onların çocukları yani Abdullah bin Zübeyir gibi olanlar, Zübeyir bin Avvam'ın olduğu gibi gençler itiraz ettiler. Dediler ki ganimetin büyüğü bizim olmalıydı. Haşa Hazreti Peygamber adaletsizlik yaptı. Yani Peygamber Efendimiz'i bile adaletsizlikle suçlayanlar var ki bugün Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi adil olmadığını söyleyenler çıkabilir. Peygamberimiz dahi suçlamışlar. Çok görmeyin. Peygamber Efendimiz tabii çok üzülüyor. Çok üzülüyor duruma. Toplayın Ensar'ı diyor. Muhacirler gelmesin diyor. Bütün Ensar'ı bir araya topluyor. Genç yaşlı. Onlara bir konuşma yapacak. Hüzünlü peygamber çıkıyor kürsüye. Kürsü dediniz öyle büyük kürsülerden yok yani. Bir tane kütük var. Kütüğe yaslanıyormuş peygamberimiz. O kütük ki peygamberimizden sonra sızlayıp ağladı yani. Kütük deyip geçmeyin. Peygamberimiz yaslandığı kütükle çıkıyor ve konuşma yapıyor. Öyle bir konuşma yapıyor ki hepsi ağlıyor. Size Allah ve Resulü yetmez mi diyor. Siz neden dünya nimetleri peşinde koşuyorsunuz? Ben bunları verdim ki onların kalplerini, gönüllerini İslam'a ısındırayım. Gerçek Müslüman olsunlar. Kin, nefret ve kıskançlıkları tedavi olsun. Geçsin, gönüllerine gireyim. Onları gözettim ki, onları gördüm ki sizden fazla. Onların kalbi İslam'a ısınsın, sizlere ısınsın. Düşmanlıkları gitsin. Bu şekilde bir ganimet dağıtım var. Öyle adil bir dağıtım aslında. Fakat dışarıdan görünüşü adil gözükmüyor. Şimdi Yezidlik yoluna giden siyasi İslamcı yobazların böyle bir ganimet kültürü yok yani. Peygamberimizin metotlarını izlemiyorlar. Tabi hazımsız oldukları için üçüncüsü olasılık verdikleri kimseler hakkında iyi düşünce ve fikir olanlara ulaşmak da gerekiyor. Hazımsız olan insanlar iyi düşünce ve fikir sahibi değillerdir. Bunlara ulaşmak ve hastalık daha başlangıç erken aşamada erken teşhis edip de onlara daha fazla vermek, onlara Peygamberimizin Hüneyde yaptığı gibi davranmak, kalplerini ısındırmak, kalplerini İslam'a ısındırmak fakat kontrol altında bulmak da gerekir. Çünkü çok fazla makam mansıp verirseniz, çok fazla zengin ederseniz bu sefer tepenize çıkarlar ve sizi ezmeye başlarlar. Ki olan oydu hizmette maalesef. Bu oldu. Şimdi Süfyan ve Yezid tayfesi de daha fazlasını yapıyor. Eğer kontrolden çıkarsa bu tahsis etme işi bakıyorsun bir imam göndermişler, bir idareci göndermişler. Hiç bu makamın hak etmiyor. Ama tahsis edilmiş hem de Fethullah'tan Hoca Efendi göndermiş. Onun temsilcisiyim diye hava atıyor. Ve bana bir yer dedim, benim sözüm Peygamberimizin sözüdür diyor. Böyle kibirli bir konuşmada yapıyor. Ondan sonra açıp İhlas ve Uhuvvet Risallerini okuyup kardeşlik olsun, eşitlik olsun diyor. Bu kibirli mübareğe bakıyorsunuz. Ya sabır, hasbunallah ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Sürekli şey yapıyorsunuz. Siz İkiz ve İsmi Azam okuyorsunuz ki Allah'ım bana sabır ver. Nasıl bir imtihanla beni düçar kıldın diye. Kibirli mübareğin düzelme ihtimali 7 seneden önce yok. Kimisi 3 sene. Size 3 sene, 5 sene, 7 sene zulmedecek yani. Siz sebatla hizmet davasına durmaya ayağınızı sağlam basmışsınız. Hangi Yezid gelirse gelsin ayrılmaya niyetiniz yok. Yani başınıza Yezid'i bile koysalar Yezid'i gönderen Hoca Efendi bile olsa diyorsunuz ki vardır bir hikmeti. Ne yapıyorsunuz?
aktif sabır gösteriyorsunuz. Çünkü bazen gönülleri kalpleri kazanmak için Hoca Efendi böyle şeyler yaptı. Çok hak etmediği halde insanlara hak etmediği makamlar, mansıplar, servetler, görevler verdi. Ki o görevler içinde ilişkilerde, insan ilişkilerinde insanları düzeltecek dervişler her zaman vardı. Ne zaman ki o dervişler yok oldu, azaldı, Ebu Zerler kalmadı. Ebu Zerler yalnız kaldı. Ondan sonra başınıza belalar, musibetler sağanak sağanak yağdı. Evet, önde görünmeyen arkadaşlar vardır bizim hizmette. İsimlerini çoğunuz bilmez. Öyle insanlardır ki bilmesin de istemez. Ben öyle insanları çok gördüm bu hizmette. Fatih Hocam vardı. Bilenler bilir. İstanbul'un Emir Evliyası. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Şimdi İstanbul'da değil gerçi ama. Bu kadar zulümler oldu. Bak ona dokunamadılar. İsmini dahi bilmiyorlar çünkü. Çünkü gerçek ismi de değil. Ve hizmetine devam ediyor. Herkese dokundular. Fatih Hoca'ya dokunamadılar. Neden acaba? Düşündünüz mü? Fatih Hoca hiçbir zaman müdürlük peşinde koşmadı. Verilen makam ve mansıpları dahi sırtına geçirmedi. Evet, üst düzey bir idarecilik de yaptı. Fakat derviş ruhluydu hep. Onu bulamadılar. Ben bunda bir hikmet görüyorum şahsen. Yani halbuki hep görünen bir yerde olmasına rağmen görünmezdi. Öyle bir arkadaştı, kardeşti ki kelimeler ifade etmez, onu ancak tanıyanlar bilir. Aynı anda birkaç yerde göründüğüne dair çok rivayetler vardı. Çünkü gerçekten öyle hızlı biriydi hizmette. Şiirvari bir insandı. Şiir okuyarak söylerdi insanlara, müdahale ederdi. Ve irticariydi okuduğu şiirler. Kalpten, ruhtan çıkıyordu. Etki ederdi. Sözü etkiliydi. Ve öyle bir insan, yani hizmet yok olur diye korkmayın. Hoca Efendi'yi öldürürler, işte iddialar çıkartmışlar, Fuat Uhur gibi böyle ahlaksızlar, ÖKK'cı askerler. Adam göndermişler. Kaç defa gönderdiler Amerika'ya? Bir ekip de kanıtlar şu anda bulunuyor. Gelmişler. Aportta bekliyorlar. Merak etmeyin. Bu hizmet ahirete kadar, kıyameti kopana kadar devam edecektir. Üstad bunu söylemiş. Şekil değiştirir, renk değiştirir. Yani gizli olur, açık olur. Devam eder. Yani şahıslara bağlı bir hizmet değil ki bu. Yani Hoca Efendi'ye endeksli bağlı bir hizmet değil ki. Hizmetten ayrılanlar, Hoca Efendi ölünce hizmetlerin biteceğini düşünen gafillerdir. Kendileri öyle istiyor. Çünkü kendileri ayrılmışlar ya. Kendileri ayrıldığı için hizmetin bitmesini istiyor ve zihnen destek veriyorlar Yezidlere. Kendileri çünkü kopmuşlar. Sadakatsizlik göstermişler, vefasızlık göstermişler. Halbuki Hoca Efendi galiba 5 sene önce dedi, bilseniz ben öldükten sonra fiziken bu hizmetlerin 100 defa büyüdüğünü, kimi yerde 10 defa büyüdüğünü gördüğünüz zaman iyi ki ölmüş diyeceksiniz. Yani sevineceksiniz. Önce belki üzüleceksiniz ama dolayısıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi bu konuda çok rahattır. Ve Allah'ın kendisine ne kadar ömür verdiyse son damlasına, son nefesine kadar bunu harcayacaktır. İradesini kullanacaktır. Endişe etmenize, kaygılanmanıza gerek yoktur. Ellerinden geldiğince dördüncüsü, güzel işler yapmak, başkalarına rahatsız edecek şekilde önde görülmemekte çalışıyor. Lakin bu hizmetin hususiyeti bazen önde görülmüş oluyorsunuz. Yani önde görülmek istemeseniz bile şartlar ve zemin, zaman ve zemin sizi ön plana atıyor. Nefsinizle baş başa kalıyorsunuz. Çıkayım mı, çıkmayayım mı? Çoğu zaman abiler çıkıp da konuşmak istemiyor. Ben şu andaki süreç itibariyle söylüyorum. Pek çok büyük abimiz çıkıp da kürsüde konuşmak istemiyor.
yeterince konuştuk diyor. Kendisini kızağa çekmiş. Kızağa çekmemiş de kenara çekmiş. Söylenecek sözleri söyledik diye düşünüyor. Kimisi de artık kesinlikle müdürlük, abilik, üst düzey abilik gibi bakanlar da olmak istemiyor. Yani Halid bin Velid gibi olmak istiyor. İslam ordusunda sıradan bir nefer olmak istiyor. Ve ön plana çıkmak istemiyor. Başkaları rahatsız etmekle hiç istemiyor. Çok samimi, iyi niyetli. Önde görülmeye çalışmıyor. Bu Sufi öyle önde görünen biri değildi. Ve hiç Fatih Hoca'nın talebesidir. Ve önde görülmemek için çok çalıştı, çok zorladı kendini. Fakat piyasada kimse kalmayınca ve insanlar hayal kırıklığı yaşayınca, travmaları yaşayınca mecburen edindiği tecrübeler, ilimler, hayat tecrübesi ve bunları aktarma zorunluluğu, ilminin zekatını verme zorunluluğu nedeniyle şu anda konuşuyor. Ama önümüzdeki dönemde belki de konuşmayacak. Belki de ismini unutacaksınız tekrar. Olmayacak yani. Şu anda konuşabilir fakat liyakatli değil. Konuşmaya liyakatli olan çok daha fazla insanlar varken konuşmak onların hakkına tecavüz etmektir, girmektir. Şu anda konuşmaktan şey yaptıkları için, kendilerini tecrit ettikleri için, mücerret bir yere inzivaya çekildikleri için mecburen 5 yıldır inzivada olan şu garip konuşmak zorunda kaldı. Ben halbuki inzivaya herkesten evvel çekildim. 2011'den beri ben inzivadaydım efendim. Benim inzivada olmam biraz herhalde çok öyle diğer sufiler gibi olmuyor. Neyse. O da bireysel özelliğinden kaynaklanıyor. 5. Ondan gelen güzellikleri herkesin görüp bileceği tarzda kullanarak iştahları kabartmamak gerekiyor. Bu iştahların kabartılması hizmeti atraktif hale getirdi. Ve target, hedef haline getirdi. Ve fazla abartılması, olduğundan da fazla büyük gösterilmesi yemek isteyenlerin, hasetçilerin, kincilerin saldırmasına ana sebepti. Baktılar ki burada yiyecek çok şey var. Alın teriyle büyütmüşler, bu noktaya getirmişler. İşte 2000 tane okul dışarıda, 1400 içeride, 25 tane üniversite, yiye bitmez. Haramzadeler, Yezidler, iştahları kabardı ve bu güzellikleri yemek için zındıkla ile işbirliği yapıp saldırdılar. Ve yemek için çok aşırı şekilde, domuz bir şekilde saldırıyorlar. Yani yabani domuzlar. Bu kadar güzellikler pek görülmeden olabilir miydi? Olamazdı. Mızrak çuvala sığmayacaktı. Yani siz çuvalda mızrakları saklayabilirsiniz ama mızraklar çuvaldan taşarsa ki görünür hale gelir, iştahları kabartır. O bu tebliğ mızraklarını ele geçirmemiz lazım diyen Yezidler hiçbir ruh ve samimiyete sahip olmamalarına rağmen kötü niyetle saldırırlar ve yerler domuzlar gibi. Ama domuzların midesine oturur tabii. 6. Gıpta damarlarını uyandırmaktan kaçınmalı. Üstad bunu İhlas Risalesi'nde anlatıyor. Gıpta damarları gıpta etmek İslamiyet'te kötü görülmemiştir. Yani kıskançlık duymak şeytan aracıdır ama gıpta teşvik ve model oluşturduğu için çok başarılı bir insana örnek almak, model almak güzel görülmüştür. Yalnız Üstad burada çok ince bir noktaya değiniyor. Gıpta damarlarını tahrik etmemeli diyor, kaçınmalı diyor. Bu nasıl olacak? Çok önde görünen biri gıpta damarlarını tahrik ediyor ister istemez. Bu düsturundan ile hizmette hiç bireysel insanlar sivrilmemiştir. Sivrilmesine uygun bir sosyal inşaat yoktur. Neden diyorlar işte bu kadar insan yetiştirdik 50 senedir. Neden böyle entelektüel, aydın insanlarımız ön plana çıkıp da nümayiş etmedi veya mübarize aparmadı. Azeri tabir oldu. Mübarize aparmaları gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Lakin meleke itibarıyla, yetiştirdikleri tarz ve kültür itibarıyla
Hizmette böyle bir sosyal inşaat yoktu. Çünkü kripto damarlarını uyandırmaktan kaçındıkları için kıskançlık olmasın, fitne nifak olmasın diye hep geride durdular. Bir adım ileri attılarsa iki adım geri attılar. Bir adım ileri, iki adım geri. İzmir Marşı, Mehter Marşı. Sürekli böyle bir psikolojik mindte oldukları için entelektüel, aydın insanlar bir türlü yetişmedi. Şimdi eleştiriyorlar hizmeti. Niye aydın yetiştiremedi diye. Aslında potansiyel olarak ciddi bir Ahmet Altan potansiyeli var. Lakin sansürler, sosyal baskılar, toplumsal baskılar, kültürel ortamlar, içinde bulundukları devletin veya kurumların baskıları, ailevi baskılar, bunlar göz önüne alındığı zaman bütün çeperleri yırtıp, kırıp bir bireyin ortaya çıkması, Ahmet Altan olması hiç kolay değil. Bir arkadaş vardı 3 sene önce, doktora yapmış Amerika'da, aradı. Ben de senin gibi yazar olmak istiyorum. Potansiyelim var, eğitimim var. Eğitimci kendisi. Dedim ki kardeş, çok zor bir yola talip olmuşsun. Önce benim testimden geçmen lazım. Sorular sordum bir sürü. Dedim ki, hem dostun hem düşmanın hançerini yemeye hazır mısın? Yani hem düşmanların seni hançerleyecek, hem dostların arkadan hançerleyecek. Buna hazır mısın? Yani dayanıklı mısın? Dözümlü müsün? Evet abi dedi. Dedim dözümlü olman lazım. Çünkü dost hançerleri daha fazla seni acıtacak. Düşman hançerleri değil. Dostların hançerleri sırtında bir kifli gibi oluşacak. Mızraklar, oklar yapıp senin sırtına gelecek. Sen meyveli ağaçsan seni taşlamak isteyenler çok olacak. Tabii anlatıyorum arkadaşa. Gözünü korkutmaya çalışıyorum biraz. Baktım gözü korkmuyor. Cesur, güzel. Bu mertlikte olursan dedim ayakta dimdik durabilirsin. Çünkü bizde meyveli ağacı taşlama kültürü vardır Türk kültüründe. İyi yapan bir insanı, iyilik yapan bir insanı mutlaka öldürmek isterler. Nesimi gibi, Hallacı Mansur gibi idam etmek isterler. Hallacı Mansur gibi ölmeye hazır mısın? Nesimi gibi infaza hazır mısın? Evet abi dedi. Hazırım. Dedim güzel. Aydın olmak, entelektüel olmak öyle kolay iş değil. Dolayısıyla kıpta damarları tahrik olacak. Seni kıskanacaklar. Ön plana çıkınca. Bunlara hazır mısın? Çünkü ihlas dairesinde bunlar ihlassız zedeleme noktasında unsurlardır üstadın dediği gibi. Dolayısıyla hem sevenlerin olacak, hem sevmeyenlerin olacak. Eğer herkes seni sevsin istiyorsa, bu yola girme. Hazırım abi. Beni bazıları da sevmesin. Hizmet içinden, dışından, İslam içinden, dışından, bazıları da nefret etsin. Herkes sizi seviyorsa zaten problem vardır. Herkes sizden nefret ediyorsa yine problem vardır. Celal ve Cemal isimleri vardır Allah'ım çünkü. Tabii yarışma ile kıpta damarları karıştırmamalı. İyi işlerde insanlar yarışmalı, kıpta etmek. Bak aa ne güzel işler yapıyor ama ben de yaparım inşallah demekte zarar yoktur. Hadi siz de yapın. Buyurun Hodri Meydan. Ben şahsen hep Hodri Meydan demişim. Bulunduğum yerlerde hiçbir zaman müdürlüğe talip olmadım. Vallahi billahi tallahi. Eğer müdürlük iddiasında bulunduğum iddia eden biri varsa çıksın söylesin. Lütfen yani. Hatta Kanada'ya geldiğimde yemin bile ettim. Allah'a yemin ettim. Hanım şahittir. Hizmetten tek kuruş para almadan hizmet edeceğim bundan sonra. Sene kaç biliyor musun? 3 Kasım 2000. Bundan 17 sene önce. Hanım şahit ol dedim. Eğer hizmetten tek kuruş para alırsam namerdim. Eğer almak zorunda kalırsam, geri iade etmezsem namerdim. Hanım şahittir. Ve almamak için direndim. Ve Zaman Gazetesi'nin temsilcisi olarak geliyordum Kanada'ya. Buna rağmen aldım parayı da iade ettim. $1,000 bir burs vermişlerdi. Bir sene boyunca. İade ettim. Daha sonra bir abi geldi. Yine dedi devam et. Onun verdiği paraları da almadım. Ve alsam da başkasına verdim. İade ettim.
zerre miktar hizmetin parasını karıştırmadım kendi işlerine. Aksini iddia eden varsa öbür tarafa hesap verir. Gıybetim eden varsa öbür tarafta hesabını çok çetin verir. Vallahi billahi tallahi. Ve Zaman Gazetesi'ne bakarken aynı zamanda geceleri fabrikada çalışıyordum. Ekmek fabrikası. 2001. Geceleri. 8 saat shift. Arabam yok. 2 saat otobüste gidiyorum Sega'ya. 2 saat dönüş 4 saat. 12 saat. Evi otel gibi kullanıyoruz. Yatmaya geliyoruz. Ve Zaman Gazetesi'ne bakmam lazım. Bir de Zaman Gazetesi'ne bakıyorum bu tarihte. Ha? Zaman Gazetesi hafta bir geliyor Amerika'dan. Dağıtım yapıyorum. Bir sayfalık Zaman Gazetesi iki çıkartıyorum Amerika zamanında. Ve buna rağmen eleştiriyorlar beni. Ana istişaresinin ana adamlarından biriyim çünkü. Göz önünde. Hizmet içinde tabii. Hizmet dışında da göz önündeyim. Çünkü gazetede köşe yazıyorum. Gazete çıkartıyorum. Gazeteci adam göz önündedir. Geceleri ekmek fabrikasında çalışıyorum. Western Esmek Körü. Amerikan firması. Western ekmekleri. Aradan 2 ay geçti. Patron Amerikalı. Uzaktan tepeden çalışanları izliyor. Break time'ları var. Her 2 saatte bir 15 dakika break veriliyor. Break time'da bütün işçiler etrafımda toplanıyor böyle daire oluşturuyor. Herkes beni dinliyor. Amerikalı uzaktan 2 aydır izliyormuş. Kim bu adam ya? Niye bu adamı dinliyorlar? Benim adım Mr. Hook. Elimde demir var. Görevim üretilen ekmekleri tıra sokmak. 5 tane yükseklikte tresler var. Mr. Hook. Artık diplomasi muhabiri değilim. Cumhurbaşkanlığında dolaşan. Adım Mr. Hook. Demirci. Yani bizim büyükleri de Abbas Demirci'ydi. Eski mesleğe döndük. Büyük dedemizin. Mr. Hook gel dedi. Adamımız da Amerikalı. Seninle özel görüşelim. Amerikalı genel müdür çağırdı odasına. Dedi ki seni dedi buraya menajer yaptım. Bu team lideri yaptım. Bütün bu warehouse'un bundan sonra team lideri sensin. Saat ücretini de 2 katına çıkartıyorum. Zaten o zaman asgari ücret 8,25. Biz 12 dolar alıyoruz. Gece çalıştığımız için. Birdenbire 2 katına çıktı. Ama dedi önce dedi 17 dolardan başlatacağım dedi. İlk 3 ay. Sonra dedi 24 dolara çıkaracağım. 3 ay seni deneyelim tekrar. Amerikalı kendisinden çok rahat. Benim kabul edeceğimi zannediyor. Müdürlük görevine. Önce merak etti. Dedi neden dinliyorlar seni? Ben sizin dilinizde İngilizce konuşuyorsun ama neden dinlediklerini hala anlayamadım dedi seni. Performansından memnun kaldığım için sana bu görev veriyorum. Yoksa seni dinledikleri için değil. Ama herkes seni dinliyorsa vardır bir hikmeti diye düşünmüş Amerikalı. Dedim ki o gördüğünüz işçiler kimisi dedim Meksika'dan gelmiş doktor. Kimisi Costa Rica'dan gelmiş avukat. Kimisi Peru'dan gelmiş efendime söyleyeyim öğretmen. Kimisi dedim Rusya'dan gelmiş mühendis. Kimisi Arjantinli efendime söyleyeyim inşaatları yapmış, köprüler yapmış bir mühendis. İşlerinde eğitimsiz kimse yok dedim. Hepsi yüksek eğitimli. Hepsi de geldikleri ülkelerde çok başarılı insanlar. Ama gelmişler bu fabrikada senin ekmeklerini tıra sokmaktan sorumlu olan beni dinliyorlar dedim. Acaba neden? Amerikalı sordu. Acaba neden? Çünkü dedim ben onların ruhlarıyla hemdemim. Onların hikayelerini anlatıyorum onlara. Kendi hikayelerini kendilerine anlatıyorum. Göçmen hikayeleri. Siz dedim göçmen hikayelerini bilmezsiniz. Bizim neler çektiğimizi bilmezsiniz. Onlara hikaye anlatıyorum. Ben hikaye anlatıcı, bir sufiyim dedim. Sufi ne demek dedi. Uzun hikaye dedim. Ama dedim sana şunu söyleyeyim. Sufiler müdür olmazlar dedim. Ben sizin müdürlük teklifinizi red ediyorum dedim. Amerikalı şaşırdı. Sen deli misin dedi. 2 ayda dedi bu performansında seni dedi 2 kat maaşla dedi bir müdürlüğe getiriyorum dedi. Bu fırsatı kaçırma dedi.
Dedim ki benim bir hayat prensibim var. Amerikalı öğrensin. Ben dedim müdürlük kabul etmem. Kesinlikle müdür olmam. Sizin müdür teklif ettiğiniz için teşekkür ederim. Lakin ben buraya müdür olmak için gelmedim. Peki niye geldin kardeşim dedi buraya. Neden çalışıyorsun o halde? Tamam ekmek parası dışında insan bir kariyer hedefler ve müdür olmak için gelir bir yere. Benim dedim öyle bir kariyer odağım falan yok. Ben buraya geldim ki 3-5 kuruş ekmek parasını helal yolla kazanayım. Yoksa müdürlük peşinde değilim. Adam of of çekti. Sen neredesin dedim. Dedim Türk'üm. Ama Türkleri ben tanıyorum dedi. Onlar çok dedi böyle dünya sever, iştahları kabarıktır, işte makam mansıp sevdalısı çoktur. İşte ben dedim onlardan değilim. Amerikalı ne yaptıysa ikna edemedi. Müdür olmak istemiyordum. Baktım ki suyum ısındı. Adam ısrar ediyor çünkü. Her gün çağırıyor. İkna edeceğim seni diyor. Mutlaka diyor bu görevi kabul edeceksin. Maaşım iki katına çıkıyor. Şimdi hanıma anlattım. Hanım sen delisin. Kesinlikle delisin dedi. Ben biliyorum zaten dedi. Ama bu görevi mutlaka kabul edeceksin diye bir de hanım baskı yapmaya başladı. Keşke anlatmasaydım. Kurtulmaya çalışıyorum. Kurtulmak işte böyle bir şey. Allah'tan o sırada kolejden kabul geldi. Sosyal workerlıkla ilgili. Ha dedim hanımı başka türlü ikna edemem. Amerikalı'yı ikna etmek kolay da hanımı ikna etmek daha zor. Dedim ben koleje gidiyorum. Amerikalılardan kurtuldum. Hanım bana bu şekilde gitmiş oldum. Müdürlük makamını da bu şekilde reddetmiş oldum. İşte eğer müdür olmak istemiyorsanız size işte efendim bu adam kariyer için bunları yapıyor da ön plana çıkmış da bize ne tafra satıyor da filan böyle gıybetler yapan hizmetin parasını yiyor da gibi şeyler söyleyen insanlar yaptıkları gıybetin tabi cezasını görecekler. Günahlarımı satın aldıkları için de teşekkür ederim. Ben toplumsal olarak duyuruyorum ki daha sonradan biz duymadık, bilmiyorduk falan demeyin. Bize düşen tabii ki bu damarını uyandırmamak ama gördüğünüz gibi uyandırıyorsunuz bir şekilde. Benim çalıştığım fabrikada diğer işçiler beni kıskanmıyorlardı. Çünkü eşittik, aynı makamdaydı. Fakat benim tim lider olacağımı duyunca bakalım ne olacak diye bir yem attım ortaya. Beni her break'te dinleyen insanlar nasıl tepki verecek? İzliyorum tabii insanların davranışlarını. Baktım hepsi alkışladılar. Sarıldılar bana. Allah Allah dedim ya. Hayret. Ben bu insanları halbuki daha yeni tanıyorum. İki ay oldu. Öyle bir kardeşlik tesis etmiştik. Ve tim lideri olmamı istiyorlar. Dediler sakın reddetme. Dedim reddettim biraz önce. Amerikalı her gün baskı yapıyor. Bir de onların baskısı başladı. Ben öyle baskılara falan gelen değilim. Dedim ki benim prensiplerim var. Ben müdürlük kabul etmiyorum. Fatih Hoca'nın tavsiyesidir. Ben şeyhimi şeyh yok bizde ama ben Fatih Hoca'nın sözünden çıkmam. Aradan geçmiş 20 o zaman kaç sene? 20 sene mi geçmiş? 20 sene geçmişti. Şimdi 27 sene oldu. Evet. Hayatta prensiplerimiz olmalı. Prensipler ahlak ve etik çerçevesinde çalışmalı. Yani kimin iktidara gelmesi, kimin hangi yezidin, hangi idarecinin gelip gitmesiyle de bunlar değişmemeli. Kim gelirse gelsin, siz kendi ahlak ve etik kurallarınızı Kur'an ve hadise göre oturtursanız, ki bireysel özellikleriniz de herhalde ahlakı temsil edersiniz. Yani gıpta damarları tahrikli olanlar, kıskançlık gösterenler falan kendi kendilerini yerler. Kendi kendilerine yarışırlar. Kendi kendilerine efendime söyleyeyim kanser yaparlar. Ve onların o halini gördükçe siz sadece üzülürsünüz. Müslüman olan ve olmayanlara hastalar risalesini sunmamız gerekir. Lakin bugün süremiz doldu. Çünkü benim
Yarım saat sonra başka bir işte çalışmam gerekir. İyi günler efendim. Gördüğünüz gibi kapatmaya çalışıyoruz. Kapatmak da kolay olmuyor. Evet.